oldu. Şimdi bizim bir hayalimiz var. Hani Ali Veli'yi denedik biz. Daha önce başkanıma söyledik. Kimin ne olduğunu da biliyoruz. Eskiden babam razı olurdu kaşıların. Hem ulaşım yoktu hem derdik Allah'ım inşallah babam razı olmaz da Hasan'a gidersek paramız yoktu. Gideriz yeşil kartlıyız diye reddolurduk. Allah'a şükür o da kalktı. Geçen Reyhanlı dayım Antakya'dan bir arkadaşım aradı. Neredesin Reyhanlı dayım, gelebilir misin? Gelirim. Çıktım gittim kendi arabamla, 20 dakikada oradayım. Dedi sen neredeydin? Reyhanlı dayıydım. 20 dakikadır dedim. Dedim Sadrullah Ergin'e teşekkür et. Niye? Dedim bu ulaşım bize hazırladı. Orada diyorlar ki işte soran oluyor Sadullah işte sevilen biri varmış da Antakya'nın çarşısında vesaire şeyde. Ben de orada bir toplumda bulundum, bir cevap verdim. Birisi için dediler ki şimdi ismini dile getireceğim. Kimdir bunu alır, şunu alır, bunu almaz. Ben de dedim ki anaların oğlu şerefsizlerin korkusu, o rüzgarın oğlu siyasetçilerin korkusudur. O Sadullah Ergin hem de tüm Türkiye kimdir? İnşallah ve inşallah 30 Mart'ta Allah'ın izniyle. Bakalım geçen başkanıma söyledim size söylüyorum. Biz size güveniyoruz. Siz rahat olun. Allah'ın izniyle biz dolu dizgin geliyoruz. Daha önce verdiğimiz gibi şimdi daha ziyade. Şimdi geçen kapıya gittim 5-10 şoför arkadaşım duruyor oturdum. Şöyle bilinçli bir şekilde siyaseti açtım. 7-8 kişi hepsi AK Parti'yi destekliyor. Bir iki kişi diğer abilerimizi destekliyor. Yani buradan pay biçeriz. Hastaneye gidiyoruz aynı, pazara gidiyoruz aynı, köye geliyoruz aynı. Yani Allah'ın izniyle %80 biz doluyuz. Bunda rahat olun. Sağ olun. Amcalarım var mı diyeceğiz bir şey? Biz bakanımızı destekliyoruz iç gönülden. Doğru mu? Destekliyor muyuz? Bakanım, amcalarımın bir isteği var. Yaşlı amcalarımdan bahsediyorum. Şimdi 60'tan aşağı değil 60'tan yukarı. Yaşlı maaşlarının biraz artmasını istiyorlar. Bunu dile getirirsiniz. Tamam, benim söyleyeceğim bu kadar başkanım. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Aşkın ücret falan.